Türkiye Cumhuriyeti Anayasası diyor ki bir cumhurbaşkanı en fazla iki kere seçilir. Erdoğan iki kere cumhurbaşkanı seçilmiştir. Ancak diyor, ancak Büyük Millet Meclisi seçimi erkene alırsa, seçimi erkene alırsa Erdoğan üçüncüye aday olabilir. Büyük Millet Meclisi'nin seçimi erkene alabilmesi bugünkü iktidar muhalefet sandalye dağılımıyla mümkün değildir. Mümkün değildir. Yani Haziran'da 4 sene önceki seçim 24 Haziran'da yapılmıştı. Ondan bir önceki pazar günü yapılır. Muhalefet erkene alınmasını kabul etmediği takdirde sayısal çoğunluk yoktur iktidarda. Bu konuda karar verecek muhalefet. Bizim iki oyumuz var. CHP, İYİ Parti bu konuda karar verecek. Erdoğan'ın adaylığının önünü açacaklar mı? Açmayacaklar mı? Bu konuda kararlarını bir an önce netleştirmeleri lazım. Aday olamaz. Anayasaya göre diyorlarsa retoyu verecekler. Buradan mağduriyet çıkar mı diye düşünüyorlar. Anayasa bu. Herkesi bağlar. Erdoğan'ı da bağlar. Ama bu kararını açıklamadan CHP ve İYİ Parti'nin bu konudaki kararını açıklamadan Türkiye'de seçimin ne zaman olacağını kestirmek güç. Önce bu konuda kafaları karışmadan CHP ve İYİ Parti partisinin yetkili organlarını toplayarak bu konuda bir karar vermelidirler. Bunu genel başkanlar tek başına yaparlarsa vebali büyük olur Türkiye'nin önünde. Bu Türkiye'de sorgulanması gereken birinci konu budur.